Her şey Allah'ın rahmetinin içindedir. Lütfunun, ikramının içindedir. Allah bir kula nasıl bir muamele yaptıysa, nasıl imtihanlara tabi tuttuysa, mutlaka onun karşılığı ona göredir. Bütün kardeşlerimiz bunu böyle anlamalıdır. Allah onlara eğer bir evlat verdiyse, bu engelli olabilir, bu başka bir sorunu olabilir, başka bir sıkıntısı olabilir. Bu bir ayet, Allah'ın ayetidir. Şükretme ayeti. Diğer kullar kendine baksın, önce Allah'ın verdiği nimetlere şükretsin. Bir de onu, o ayet olan kulunu başka kuluna teslim ediyor, emanet ediyor. Onu bir emanet olarak görmesi gerekir. Rabbinden bir emanet, ayet. Dolayısıyla Allah'ın ona ikramı çok farklıdır. Biz onlara, anasına, babasına, onlara hizmet edenlere şefaatçi gözüyle bakmamız gerekir. Allah diğer kullarına verdiği bir şeyden onları mahrum etmişse, mutlaka bunun karşılığı ahirettedir. Onun için öyle bakıyor, öyle onlara muamelede bulunuyoruz. Hizmet ederken bunu unutmuyoruz. Allah bizi kiminle imtihana tabi tuttuysa, rızasını kazanmamız içindir. Yakınlığını, Rabbimizin yakınlığını, sevgisini kazanmamız içindir. Onun için hizmet ederken elbette ki zahmet çekiyoruz, sıkıntılar yaşıyoruz. Bu her yönden olabilir. Yapmamız gereken şey Rabbimizin hesabını yapmaktır. O nasıl seviyorsa öyle yapmaya çalışmaktır. Bir de kendimizi onun yerine koyup, acaba ben onun yerinde olsaydım bana nasıl muamele edilmesini isterdim, nasıl konuşulmasını isterdim, nasıl sevilmek isterdim, nasıl bana yardım edilmesini isterdim deyip, öyle yaptığımızda inşallah doğru yapmış oluruz. Bunun karşılığını ancak Allah bilir, karşılığını O veriyor. Bazı şeyler var ki onlara böyle bir ölçü koymak doğru değildir. Bu hesabı ancak Allah yapar. Onun için kimse o hesabı yapamaz. Şu kadar sevabı var, şu kadar kazanırsın diyemez. Bu hesabı ancak Allah yapar. Yapmamız gereken şey isyan etmeden, itiraz etmeden, feryat etmeden, neden, niçin demeden, bununla beraber yani bundan dolayı bir eksiklik hissetmeden, bu Allah'ın muamelesini küçümsemeden muamele etmektir. Böyle yaptığımızda inşallah evet, karşılığını görürüz. Buna beraber böyle bir imtihana tabi tutulanlar bilmeleri gerekir ki onlar da Allah'ın özel kulüdür. Onun için böyle herhangi bir şekilde eğer çocuğun bir sorunu varsa, sıkıntısı varsa o özel bir kul. Allah'ın o özel kulunu emanet ettikleri de Allah katında yine özel kullardır. Böyle bakmak gerekir, böyle anlamak gerekir ki hakkını teslim etmiş bilelim. Allah'ın ondan dolayı ikram edeceği nimeti de alabilelim. O nimete layık olalım. Nimeti görüp o nimete de layık olalım.